24 milyon mağduru olan bir şeyden darbeden bahsediyoruz. Çok çok az olduğunu söyleyebilirim. Yani 500, 600 veya 700 civarında. Bu çok yetersiz tabii. Yani sahip çıkması önemli, anlamlı. Üzerinden bu kadar yıl geçtikten sonra, yani 15, 16, 17 yıl geçtikten sonra insanların haklarını araması, o duruşma duruşmaları, sabah saatlerinden geç saatlere kadar izlemesi, takip etmesi çok önemli. Takdir ediyoruz. Çok önemli. Ee, ama e, mağdur sayısına baktığımızda tabi bu mağduriyetler sadece Ankara'da yaşanmadı. Yani e, Türkiye'nin her yerinde yaşandı. E, Türkiye'nin her yerindeki insanların bu davaları takip etmesi de kolay değil. Yani ta Kars'taki birinin, Hatay'daki birinin, e, Denizli'deki, İzmir'deki bir, birilerinin gelip gitmesi, duruşma salonu da zaten e, sınırlı. Yani alabileceği maksimum belki... 200-300 kişi daha fazla olsa zaten salona sığması mümkün değil. Önemli olan orada sembolik olarak sahip çıkmaktı. Sahip çıkıldı. Avukatlar da sahip çıktı. Hep gönüllü olarak geldiler. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, Konya'dan, işte Gaziantep'ten, İzmir'den, İstanbul'dan her taraftan şeyler geldi. Yani avukatlar katıldı ve genç avukatlar katıldı. Yani tanık olmamış yani bu, bu zulümlere, o yaşı itibariyle tanık olmamış kişilerin bile sahip çıkması çok önemli. Verilen karar da çok çok önemli. Nihayetinde mahkeme savcı esas hakkında mütalaada bulundu. Sanıkların dörtte üçünün cezalandırılmasını talep etti. Yani savcının mütalası önemli. Çünkü Üç tane makamdan birisi, yargılama makamından birisi e, ve mahkeme bu savcının mütalasına uymak zorunda değil. Sanıkların tamamının da mahkumiyetine karar verebilirdi. Tamamının da beraatine karar verebilirdi. Zaman aşımı kararı verebilirdi. Dolayısıyla e, savcının talebiyle bağlı değildi mahkeme e, ve karar günü mahkeme 21 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasına karar verdi. Mahkemedeki iyi hali nedeniyle bunu e, müebbet hapse dönüştürdü. 10 tane, 10 e, sanık hakkında e, zaman aşımı nedeniyle görevi kötüye kullanma kapsamında değerlendirdi. Yani e, bir görev suçu olarak değerlendirdi. Zaman aşımı nedeniyle bu suç zaman aşımına uğradığından düşmesine karar verdi. Onun dışındaki diğer galiba 68 sanıktı. onların da e, beraatına karar verdi. Aslında e, bu, bu karar. Her iki tarafı da memnun etmedi. Biz yani katılanlar vekili olarak, müşteki mağdur katılanlar vekili olarak daha çok sayıda sanığın cezalandırılmasını istiyorduk, bekliyorduk. Çünkü bu 20-21 kişinin yapabileceği, başarabileceği bir şey değildi. Yani arı kovana gibi çalışan bir batı çalışma grubundan bahsediyoruz. Yani bunların listeleri ortada belli. İsimler belli. Özel anahtarlarla giriyorlar odalarına vesaire falan. Bütün yayınları, radyoları, televizyonları izliyorlar, gazeteleri takip ediyorlar. Orada gördükleri en küçük bir ihlali, mesela bir İslami yayın yapan radyoyu 6 ay süreyle kapatan bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir, bir cuntadan, bir çeteden bahsediyoruz. Bu kadar az olmamalıydı. Yani savcının da zaten yani dörtte üçünün cezalandırılmasını istemesi, yani yeteri kadar dosyada delil olduğunu gösteriyordu. Zaten itiraz ettik. Yani istinaf mahkemesine başvurduk. E, bun, bu kararın bozulmasını istedik. E, karşı tarafta yani e, sanıklar da tabii çok büyük bir e, bundan e, üzüntü duydular. Yani beklemedikleri kendilerine göre bir karardı. E, herhalde e, beraat kararı bekliyorlardı. Herhalde bu davanın düşürülmesini bekliyorlardı. İşte kumpas diye ısrarla dile getirdiler. Yani biz de dedik bu Ergenekon-Balyoz davalarıyla alakası yok bu davanın. Çünkü o bir iddiaydı. Yani bir darbe teşebbüsü. Ama 28 Şubat darbesi tamamlanmış tiyatro gibi yani Ali Kalkancısı ile Fadime Şahini ile tiyatro gibi televizyonların ekranlarında bütün 70 milyonun gün gün, saat saat izlediği, takip ettiği bir darbe e, suçuydu. Tamamlanmış, gerçekleşmiş ve bu süreç içerisinde bir de hükümet düşürülmüş. Şimdi ikinci bizim itiraz noktalarımızdan birisi de e, mahkeme kararını hükümeti düşürmeden dolayı verdi. Yani oysa bizim iddiamız, yani müşteki, mağdur, katılanlar, vekili olarak bizim iddiamız bunun e, Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetinin bir darbe suçu olduğu şeklindeydi. Mahkeme sadece bu Batı çalışma grubunun hükümeti düşürme eylemlerini esas aldı. Bunu esas almasının sebebi de savcının iddianameyi hükümeti düşürme suçu olarak göstermesiydi. Bunu bilmediği için mi yaptı? Kasıtlı olarak örgütün talimatı doğrultusunda mı yaptı? Bilemiyorum ama mahkeme de bunun üzerine hüküm kurdu. Biz de istinaf başvurusunda bulunduk dedik ki iddianamenin içerisinde hükümetin düşürü kurulmasından çok önceki eylemler var Batı Çalışma Grubunun hükümet düşürüldükten sonra da eylemleri devam ediyor. Eğer Batı Çalışma Grubu hükümeti düşürmek için kurulmuş olsaydı hükümet düştükten sonra e, faaliyetine son vermesi gerekirdi. Faaliyetine son vermediğine göre e, bu darbe suçudur dedik. Darbe Anayasayı e, ilga veya işlemez hale getirme, kısmen veya tamamen işlemez hale getirme suçundan dolayı hüküm kurulması gerekirdi dedik. Bunun için istinaf başvurusunda bulunduk. Nihayetinde istinaf mahkemesi bir karar verecek. Eğer onama kararı verirse, yerel mahkemenin kararını onarsa yargıtaya başvurma hakkı var. Çünkü cezalar çok yüksek. Sanıklar başvurmasa bile resen kendiliğinden yargıtaya gidecek bir bu dosya. Yargıtay da onarsa Nihayetinde infazı için savcılık bu kişileri, mahkumiyet kararı verilen kişileri yakalayacak, cezaevine koyacak. Eğer bozma söz konusu olursa, hangi noktadan dolayı bozulursa yeniden yargılama yapılacak. Hep birlikte bekleyeceğiz. Yani istinaf mahkemesinin de, yargıtayın da nasıl bir karar vereceğini bekliyoruz.